Merhaba sevgili Dost TV izleyenleri. Hayat Güzeldir'e hepiniz hoş geldiniz. Bir perşembe günü daha bizler evlerinize misafir olmaya geldik efendim. Dost TV ekranlarındayız ve sizlerin karşısındayız. Çok mutluyuz, çok memnunuz. Bugün yine çok kıymetli bir konuğum benimle birlikte. Diyetisyen Nevat Yeniçeri bize popüler diyetleri anlatacak efendim. Popüler diyetler nelerdir? Yapılan yanlışlar nelerdir? Bir diyetisyen kontrolü olmadan diyet yaptığımızda ne gibi sonuçlar ortaya çıkıyor? Hepsine tek tek değineceğiz. Hepinizi ekran başına bekliyoruz efendim. Aynı zamanda mutfağımda Reyhan Akgün hanımefendi bugün bizlere eşlik ediyor. Tam iki farklı muhteşem tarifler hazırlıyor. Daha fazla beklemeyelim. Reyhan Hanım'ın yanına geçip programa başlayalım. Reyhan Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Ben, bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bugün bizlere yine böyle güzel renkli bir tezgah hazırlamışsınız. Evet. Neler yapacağız efendim? Bir tatlı bir de tuzlu tarifimiz var. Çok bugün güzel. Elmalı rulo kek yapıyoruz. Elmalı rulo kek. Çok güzel. Bildiğimiz elma malzemeleriyle arasına, bildiğimiz kek malzemeleriyle arasına elma harcını koyup bir rulo şeklinde bir tatlı bir tarifimiz var. Onun tamam. haricinde fırında bir kumpirimiz var. Klasik yine malzemelerimizle o bayıla bayıla dışarıda yediğimiz kumpiri bir de fırında evimizde deneyeceğiz. Çok güzel. O şekilde. Hangisiyle başlayalım peki şimdi? İsterseniz rulo kekle başlayalım. Tamamdır. Neler koyuyoruz efendim kekimizin içerisine? Aslında kekin malzemelerinde hiçbir şey yok. Standart kek malzemeleriyle devam ediyoruz. 3 yumurta. Evet. Su bardağı şekerimiz. Koyuyoruz, şöyle yine çırpacağım. Rulo kek olması için daha böyle ince bir ince kekimiz yani olacak, değil mi? Düz bir kalıba yayacağız. İnce bir kek elde edeceğiz. Evet. O şekilde pişecek. Daha sonra da harcımızı içine yayarak devam edeceğiz. Peki normal kek malzemeleriyle yaptığımız zaman rulo yapmaya müsait oluyor mu yine de kekimiz? Tabii, tabii. Kırılmalar yaşanmaması sadece, adına. Sadece kekin dinlenmesi lazım kırılmaması açısından. Tamam. Normal kek malzemeleriyle yapıyoruz ve ince bir harcımız olması lazım. Çok kalın olursa olmayabilir. Olmayabilir. O zaman bazen değil mi? Belki kırılmalar yaşanabilir. Evet. Ama unumuzu, sütümüzü koyduk. Tamam. Şöyle kabartma tozumuzu koyacağım. Vanilyamızı koyacağım. Tamamdır. Aslında hiç normal kekten farksız. Sadece malzeme miktarı daha az. Daha az tutuyoruz. Evet. Çünkü daha ince olması, olması için. Fırın tepsisinde mi yayacağız efendim evet. keki? Altına pişirme kağıdını koyarak fırın tepsisinde yayacağız. Çok güzel. İç harcımıza neler koyduk? Reyhan Hanım siz bizler için hazırlamışsınız. Tabii ki. İç harcımıza 5 tane elmayı rondodan geçirerek 5 tane elmayı rondodan geçirdim ya da rendeledim. Tamam. O artık sizin isteğinize bağlı. Onları yarım su bardağı şekerle birlikte kavurdum. Tamam. Almama yakın, yani artık onu kendi göz kararı izleyicilerimiz bilirler. Almasını yani şeylerin, elmaların böyle suyunu çekmesine yakın tarçını ekledim. Tamam. Bir iki dakikada öyle karıştırdım, sonra dinlenmeye bıraktım. Harcımız tamam. bu kadar. İçerisine ceviz koyduk mu? Ceviz koymadık, tercih o tamamen etmedik. Tercihe tamam. bağlı. Eğer ceviz koymak istersek harcın içine değil de keki yaydıktan sonra pişiriyoruz. O tabanına elma harcını yaydıktan sonra üzerine cevizleri serpiyoruz. Anladım. Pişirmeyeceğiz cevizleri. Pişirmeyeceğiz. Yok. Evet. Elma harcını pişirmeyeceğiz. Eğer cevizli isterlerse ya da fındıklı isterlerse. Biraz acıyor isterlerse. Değil mi ceviz evet, pişirince? Evet. Ben daha önce de söylemiştim. Pişerken o acı tat geldiği için ondan hoşlanmıyorum. Muhtemelen de kimse hoşlanmaz. Evet. O yüzden öyle bir şeyde bulundum. Tamamdır. Biz bugün ceviz koymuyoruz. Sadece elmamızı yarım su bardağı şekerle koyuyoruz. Kavurduk. Tarçınımızı ekledik ve bunu soğumaya bıraktım. Tamam. Dediğim gibi eğer tercih ederlerse kekin üzerine elma harcını koyduktan sonra cevizle serpebilirler. Ceviz, fındık, tamam. fıstık evet, ya da ne tercih ederlerse. Değil mi? Çok güzel. Bunu fırına alacağız. Tamamdır. Koyalım isterseniz fırın tepsimizi. Fırınımızı ısıttık mı öncesinde? Evet, evet. Kaç derecede pişireceğiz? Normal standart 180'de. 180 derecede önceden ısıtılmış. Şöyle fırın kağıdımızı alıyorum. Şöyle yayacağım. Ben sizlere bir spatula
bile yardımcı olayım isterseniz. Şunu alabilir miyim? Şununla değil mi? Evet, güzelce. Tam bir kek hamuru oldu gerçekten. Çok da çırpmadık. Biz vakitten ötürü mü bunu yapmadık, evet, yoksa evet. Gerek yok mu? Yok yok, vakitten ötürü yaptık. Hı-hı. Bir tık daha fazla çırparsak tabii ki daha güzel olur. Daha güzel olur. Evet efendim, sizler öyle yumurta yiyoruz. Şekeri birazcık daha çırpabilirsiniz. Yani biz bugün elmalı yaptık ama dileyen izleyicilerimiz daha farklı lezzetlerle bunu tatlandırabilir. Geldi aslında. Havuçlu değil mi? Havuçlu da olur. Ne de olur diye düşünüyorum. Şeftali de olabilir. O evet, da çok yakışıyor. Evet, yaz meyveleri de yakışabilir gerçekten. Hı-hı. Kekimizi güzelce yaydık. Şu şekilde. Zaten yağlı kağıt olduğu için çok da rahat ayrılacak. Çok rahat, değil evet mi? Çok rahat. Ya bir de bunu söyleyeyim. Bu rulo keki yaparken yağlı kağıt kullanmayı tercih edelim. Öteki türlü yapışma evet, olabilirse onu rulo kek yapamayız yani. Evet evet, o kadar uğraş sonucu. Onu koyalım. Evet, maalesef hayal kırıklığı olabilir. O yüzden yağlı kağıdınız varsa efendim rulo keki tabağına yağlı kağıdımızı seriyoruz. Kekin içerisine yağ koymadık bu arada değil mi? Yok, koymadık. Sıvı yağ koymadık. Koymadık evet. Tamam evet, o da dikkatimi çekti. Yağsız bir kek hamuru hazırladık. Kumpirimizde neler var Reyhan Hanımcığım? Kumpirimizde aslında o kadar bunu basit ki. Bunu ezecek miyiz? Bunu ezeceğiz. Fırın kalıbımızın en alt tabakasına koyacağız. Şöyle ezmek için. Şöyle ezicimiz de var dilerseniz. Çatalla da. Fırın kalıbımızın en alt kalıbına koyacağız bunu. Tamam. Biraz da tuz ekleyeceğiz. Hı-hı. Ondan sonra bunu tereyağıyla da, hani sıcak sıcak tereyağıyla da ezebiliriz. Hı-hı. Biraz daha tatlanır değil mi? Hı-hı. Biraz daha lezzetlenir. O izleyicilerimizin tercihine bağlı. Tamam. Yine borcamımızın alt kısmını hafif yağlayarak bunu da ezeceğiz. Üstüne yerleştireceğiz. Evet. Tamam. Üzerine de? Onun üzerine sosislerimizi, artık sıralamasını yine izleyicilerimizin kendi tercihine bağlı. Hı hı. Ama ben garnitürümüzü en alta, onun bir üstüne sosislerimizi. Tamam. Onun üstüne de mısır ve kaşarı koyacağım. Kaşarı en üste koyuyorsun. Dileyen de bütün hepsini harcı karıştırarak, hı-hı, karışık bir şekilde koyabilir. Çok uzun pişirecek miyiz bunu? Nasıl olacak? Yok, sadece bunda? Zaten hepsi pişmiş olduğu için üzerine kaşarı rendeledikten sonra önceden ısıtılmış fırınımızda 200, hı-hı, derecede bir en fazla, yani kaşar eriyene kadar. Kaşar eriyene kadar. O kızarana kadar. Hı-hı. Yine fırının sıcaklığına ve markasına değişiklik gösterdiği için tamamdır. Çok da fazla şey yapmaya gerek yok. Tamamdır. Bu kabı kullanacağız değil mi? Bu kabı kullanmayacağız. Burada sadece farklı eriteceğim. Kap, tamam. Evet. Farklı bir kap kullanacağız. Tamamdır. Eritelim. Şöyle kapımızı alalım. Şöyle büyük bir kaptan. Altını yağlayacağız. Evet, sıvı yağla birazcık. Daha rahat çıkması için mi? Yani patatesin yapışma riski evet, oluyor evet. mu? Yani o... Ben olabilir hep yağladığım şeyle, için, rahat evet. çıktığı için şu an için bunu bir şey söyleyemeyeceğim. Bıçakla evet. keserek porsiyonluk evet. servis ediyoruz değil mi? Evet, normal kumpirden bir tık daha farklı bir görüntüsü oluyor ama aslında mantık olarak aynı. Kumpir tadında, sıcak sıcak yenildiğinde tam bir kumpir tadında. Hı hı, hı. Şöyle... Fırçamızı bulamadım. Şöyle yağlayacağım artık. Tamamdır. Evet efendim, tabanına birazcık yağ ekledik. Dilerseniz patatesimize de Reyhan Hanım'ın dediği gibi tereyağı ekleyebilirsiniz. Sıcakken. Sıcakken tereyağıyla ekleyebilirsiniz. Hı hı. Normal püre yaparken patatese birazcık süt ve kaşar da tereyağının yanında evet, yakışıyor. Evet evet, yakışıyor. Buna da yapabilirsiniz. Tavsiye eder misiniz? Olabilir tamamıyla değil mi? Tamamıyla sizin tercihinize bağlı. Birazcık daha böyle akışkan oluyor akışkan o zaman. Akışkan olması kalkması için. Kalkması biraz daha zor oluyor. Evet. O tamamen sizin tercihinizle, hı hı, alakalı bir durum. Evet. Dilerseniz siz bunu yapmaya devam edin. Tamam. Ben de hocamın yanına geçeyim. Tamam. Sohbetimize başlayalım. Tekrar yanınıza uğrayayım. Kumpirin malzemelerini beraber dizelim. Tamam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kolay gelsin. Evet, ben hemen hocamın yanına geçiyorum. Diyetisyen Neva Yeniçeri hanımefendi bizlerle bugün. Hoş geldiniz Neva Hanım. Hoş bulduk. Çok nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ayaklarınıza sağlık geldiniz. Ben bizleri mutlu ederim. Ettiniz. Yani çok da önemli bir konu. Evet. Popüler diyet diyoruz. Çok da popüler bir konu. Evet, çünkü biz kesinlikle. Özellikle hanımlar arasında o diyeti bırakayım, buna başlayayım,
ay arkadaşım da bunu yapmış, ay komşum da bunu yapmış şeyi çok oluyor maalesef. Evet, kesinlikle. Peki öncelikle şunu soralım Neva Hanım. Diyet nedir? Herkesin diyet yapması gerekir mi? Ya da diyet deyince hani doğru bilinen yanlışlar dedik ya. Diyet deyince biz ne anlıyoruz ama aslında diyet ne? Diyet deyince aslında anlamamız gereken beslenme tarzı değişikliğiyken zamanla bu algı çok fazla değişmeye başladı ve işte popüler diyetler türemeye başladı. Evet. Yani şöyle değişen yaşam şartlarıyla birlikte aslında beslenmemiz de bundan nasibini aldı ve yanlış beslenme tarzları ortaya çıktı. Evet. Yanlış beslenme tarzıyla birlikte de bu sefer obezite meydana gelmeye başladı. Obezite de şu an dünya çapında olduğu gibi ülkemizde de sayısı hiç azımsanmayacak kadar fazla. Evet. Bununla birlikte de obezitede nasıl bir beslenme programı uyguluyoruz? Buna diyet demekten kaçınıyorum. Çünkü beslenme programı aslında. Beslenme programı. Hazırladıkları. Sonrasında hani isim böyle diyet dediğimiz daha çok hastalıklarda uyguladığımız beslenmeleri biz diyet diyoruz. Bununla birlikte de dediğim gibi bu sefer yaşam tarzımız değişti, obezite geldi. Obezitede kalori kısıtlamaya başladık. Evet. Yağdan ve kaloriden kısıtlı diyetler uygulamaya başladık. Ama bunlar da uygulanabilirliği çok uzun sürede, uzun vadede mümkün olmadığı için bu kez popüler diyetler, hani insanlık başka alternatifler aramaya başladı. Ve bununla birlikte de popüler diyet mantığı ortaya çıktı. Evet. İşte herkes bir şeyler deniyor. Dediğiniz gibi işte sonrasında komşumun, ay ben şu arkadaşımın listesini uygulayayım. Bu listeden fayda gördüm. 3 günlük bu liste, 5 günlük şu liste, 3 günde 5 kilo, 5 günde 2 kilo tarzında listeler türemeye başladı. Evet, ve bunlar zamanla da değişik değişik isimlerle anıldı. İşte paleo, taş devri diyeti, kan grubuna göre beslenme, ondan sonrasında aralıklı açlık, aralıklı oruç. Mizaç beslenmeleri. Mizaç beslenmeleri aynı şekilde. Sürekli yenileniyor. Her gün farklı şekillerde karşımıza çıkıyor bu popüler olan diyetlerde. Yani bunlara, popüler diyetlere baktığımız zaman sonuçta bunların meydana çıkması da öyle hop diye olmuyor aslında. Bunlar da denenen, tabii uygulanan ki ve gerçekten bazı kişilerde sonuç alınan diyetler. Ama hani insanın fıtratı gereği de böyle kısa zamanda hemen sonuç alayım. Bir de şöyle bir şey de var. Şimdi kültürümüzün yemeğine baktığımız zaman biz Türk kültürü karbonhidratı çok seviyoruz. Evet. Yani hamur işi olmayan bir sofra, bilmiyorum, ekmeksiz doyulan bir sofra çok nadir değil mi? Yani Türk kültürünün kendi benliğinde var. Örnek veriyorum, biz dünyaya kendimizi baklavayla tanıtıyoruz. Kesinlikle. Yani biz baklavanın değil mi? Hani üreticisi biziz diyoruz. Evet. Şimdi baktığınız zaman tamamen şekerden ve undan oluşan bol şekerli, bol karbonhidratlı bir gıda ve aslında bu bizim yemek kültürümüzün özeti. Evet. Şimdi popüler bir diyet çıkıyor. Örnek veriyorum, hani tek besinle beslenme diyetleri de var. Örneğin sadece bulgurla beslenen bir arkadaşım vardı benim mesela. Evet. Sınırsız kabak, özellikle bulgur yeme değil mi? Haklı kabak var. Diyetleri, lahana kabak diyetleri, havuç diyetleri. Aslında şurada çok önemli bir konuya ayak bastınız. Dediniz ya, hani bunlar da denenerek meydana gelen şeyler. Evet, kesinlikle deneniyor. Hatta şu an bu popüler diyetler arasında en masum sayabileceğimiz diyet aralıklı oruç, intermittent fasting dediğimiz. Bunun da iki şekilde yapıyor. 5-2, 16-8 şeklinde değiştirip geliştirilmiş. Evet. Bu diyetin daha masum oluşu da şundan kaynaklanıyor. Daha fazla üzerinde insan çalışması yapılmış. Zaten diyetler insanlar üzerinde yapılıyor bu çalışmalar. Evet. Ve bilimsel kanıtlarla kanıtlanmış ki bazen insülin direnci, diyabetik hastalarda dahi kullanılabilen bir diyet çeşidi. Evet. Tabii ki burada da önemli olan bizim bunu uygulayış şeklimiz. Yani çok farklı bir şekilde ortaya çıkıyor ama etkisini daha farklı deneyip görebiliyoruz. Yani atıyorum şu an aralıklı oruç dediğimiz zaman, belki sonrasında zaten değinecektik ama önden bir değinmiş olayım. Aralıklı oruç dediğimiz zaman 16-8, 8 saat yiyoruz, 16 saat açlık periyodu oluşturuyoruz. Ve yanlış bir algı var ki o yediğim 8 saat içerisinde istediğim her şeyi yiyebilirim. Evet. Bu mesela yanlış bir algı. Evet. Bu şekilde belki diyet ortaya çıkıyor ama sonrasında denendikçe şunu görüyoruz ki o 8 saate nasıl doğru bir şekilde beslenmemizi yayabiliriz. Almamız gereken karbonhidratı, almamız gereken proteini, yağ, biz bunların hesaplamalarını yapıyoruz. Gerekli kalori hesabını çıkarıyoruz. Evet. Ve buna uygun olarak dağıtıyoruz ve bu şekilde bir beslenme programı ortaya çıkarıyoruz. Evet.
aslında bu şekilde ilerliyor. Çok güzel ve aslında burada ben şunu da sormak istiyorum. Hani bir besini örnek veriyorum, şeker olsun ya da daha farklı, yani komple un olabilir ya da glutensiz beslenmek yine çok revaçta. Kesinlikle. Çok popüler. Burada benim kendi dünyamda bana hep şu geliyor. Hani ayet-i kerimede geçiyor ya, Allah'ın helal kıldıklarını kendinize haram kılmayın. Kesinlikle. Ben şunu sormak istiyorum sizlere. Yani komple şekersiz bir hayat mümkün mü? Böyle bir şeye gerek var mı? Ya da her şeyi böyle dengede tüketmek mi lazım? Kesinlikle. Son söylediğinizden yana olan bir diyetisyen. Bu anlamda meslektaşlarımız da hani evet okuduğumuz kitap bir ama herkesin farklı bir yoğurt yiyişi olabiliyor. Evet. Ben açıkçası sizin söylediğiniz gibi hiçbir şey yasak, işte hayır bu olmaz gözüyle bakma taraftarı değilim. Hı hı. Çünkü her zaman için yasak olan şey daha cazip geliyor aslında. Kesinlikle. İnsana. Evet. Böyle bir algı oluşturmanın çok da doğru olmadığını düşünüyorum açıkçası. Hı hı. Kaldı ki evet zararlı diyebileceğimiz şeyler var ama sizin de dediğiniz gibi helal olan bir şeyi neden ben harammış gibi göreyim, ona o gözle bakayım, o şekilde bir yapıştırma yapayım. Orada devreye en önemli şey giriyor. Benim de belki birçok meslektaşımın da üzerine basarak vurguladığı porsiyon kontrolü. Porsiyon kontrolü. Her şey dikkatli, yeterli ve kişinin kendine özgü bir şekilde alındığında gayet diyette yer alabilir. Beslenme programlarında yer verebiliriz bunlara. Hı hı. Zaten diyet demiştiniz ya ilk başta. Diyet nedir? Diyet aslında kişinin, tamamen kişinin, kişiye özel dediğimiz parmak izi gibi aslında diyetimiz. Sizi alıyoruz. Boyunuz, yaşınız, kilonuz, yaşam şartlarınız, ondan sonrasında genel olarak bulunduğunuz çevre, bunların her biri. Yani bir çocuğunuz var mesela, bunun bile etkisi olabiliyor diyet. Kesinlikle. Yani o diyet dediğimiz olayda programınızı hazırlarken. Aslında onu soracağım ben de. Yani evli bir insan eşiyle ve çocuklarıyla, yani ay beni, bana uygun olan bu çorba, ben kendimi bunu yapacağım diyemiyorsunuz. Kesinlikle. Yani ya da anne babayla yaşarken, hani bir aileyle yaşıyorsunuz, onu demek isteyeceğim aslında. Evet. Yani orada hani dediniz ya parmak izi gibi. Evet öyle, ama aynı zamanda onu soracağım. Hani bir ailenin içerisindeyiz ve bir kap yemek pişiyor, iki kap yemek pişiyor. Hani her gün insan kendine özel bir şey pişiremiyor. Hani ailesine hitap etmesi lazım. Tabii ki. Ve ister istemez hani eşler, anne babalar, çocuklar birbirleriyle hemhal oluyorlar. Evet. Hani evde bir ıspanak sevmiyorsa, örneğin genelde maalesef erkeklerde bu tarz sebze takıntıları oluyor. Yani o baba ıspanağı sevmiyorsa o çocuğa sevdirme ihtimaliniz maalesef çok düşük oluyor. Çok doğru. Ve o çocuk sonra büyüdüğünde anne ben ıspanak yemeyeceğim diyor. Ve yediremiyorsunuz da, ve böyle olunca siz de ya benim ıspanaktan demir almam lazım, ben kendime pişireyim mi de diyemiyorsunuz. Diyemiyorsunuz bir deseniz de bir noktada kısır kalıyor. Tıkanıyor değil mi? Burada evet parmak iziniz, kendiniz parmak izi diyoruz ama burada önemli nokta aslında şu. Evet diyet sizin parmak iziniz ama burada kastettiğimiz sizin almanız gereken porsiyonlar, size göre uygun olan miktarlar çok farklı olabiliyor. Çocuğunuza göre çok farklı, erkek bir birey, eşiniz, babanız, kardeşiniz onlara göre çok çok farklı olabiliyor. Burada aslında parmak izi dediğimiz nokta oradan ileri geliyor. Anladım. Bunun yanı sıra da sorduğunuz soru çok doğru. Yine konumuzla büyük bir alakası olan popüler diyetlerin zaten popüler ve uygulanabilir olmamasının en büyük sıkıntısı da o. Oradan geliyor. Hı-hı. Yani çok kısa vadeli diyetler oluyorlar. Evet, evet. Çünkü işte su diyeti. Yani Hı-hı. bir insan ne kadar bunu uygulayabilir? Hı-hı. Ya da dediğiniz gibi evde kendinize özel bir yemek yapacaksınız. Bir heyecanlanıyoruz. Pazartesi günleri diyetlere başlıyoruz. Evet. Ya da işte ay başı oluyor. Ay hafta başı, pazartesi oluyor. Hı-hı. İşte ondan sonrasında geçiyor. Şimdi yaklaştı yeni yıl. Yeni yılın yeni başlangıcında yeni planlar yapıyoruz. Hadi şey yapalım. Bir, bu yıl sağlıklı besleneceğim, güzel besleneceğim. Evet. Ama en büyük yanlışı başta yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz? İşte uygulayamayacağımız şeyleri... Atıyorum bir insanın hayat, yani yeni besinlerden bahsedeyim, ne oldu? Son yıllarda gerçi artık çoğu insan denemeye, deneyip sevdiyse evinde kullanmaya başladı ama ananaslar, avokadolar beslenmemize girdi. Evet. Bu şekilde olduğunda da şu sıkıntıyla karşılaşıyoruz. Evet ananas güzel. Ananas gerçi yine belki sürekli kullandığımız değil ama aralarda listelere eklediğimiz. Hı hı. Avokado, avokadosuz kahvaltı yapamam. Olayı başladı. Hı hı. Ama o evde sadece siz diyetinize uygun olduğu için avokado alırsanız bu bir hafta oluyor.
2 hafta oluyor, maksimum 1 ay oluyor. Evet. Ondan sonrası onun ömrü bitiyor. Evet. Bu da diyetinizde tamamen sizi geriye götürüyor. Hı hı. Yani 3 verip 5 almalar gözlemleniyor. Evet, maalesef. Dediğiniz gibi böyle evin içerisindeyken, yanımızda başka bireyler varken, onlara bağımlıyken, onları da beslenmenin içerisine katmamız gereken durumlarda tabii ki ortak şeyler tüketilmeli. Sadece burada yapmamız gereken şey aslında sevmeyen birisine özel bir besin hazırlamak ya da işte diyette olan birisine özel bir besin hazırlamak değil ki, parantez açıyorum, tabii ki hastalık durumları çok farklı olabiliyor. Tabii ki eliminasyon diyetlerini Eliminasyon diyetleri, tansiyon, kolesterol gibi durumlarda farklılıklar olabiliyor. Ha, kolesterol genellikle yağsız beslenme olarak düşünebiliriz. Tabii ki o herkes için aslında uygulaması ama tansiyon olaylarında bazen şununla karşılaşıyoruz. Bireyler kimisi hiç takmıyor durumları açıkçası. Kimisi de çok fazla önemsiyor. Evet. Bu sefer şöyle bir şey oluyor. Ev full tuzsuz yemeye başlıyor. Birisinde tuz ile alakalı bir problem yok ama diğerinde işte dediğimiz gibi tansiyon var. Bu sefer hiç alınmadığı için hiç alınmaması da aslında bir problem. Evet, aslında, o yüzden her şeyin azı yarar, çoğu zarar. Evet, yani bunu ben kendi ailemde yaşamıştım. Bende Hashimoto tiroidi var ve iyot almam gerekiyor tuzla. Kesinlikle. Ama babam tansiyon hastası, babamın tuz tüketmemesi gerekiyor. Yemekler tuzsuz piştiğinde bu aslında benim sağlığımı, yani zaten asla keyif vermiyor tuzsuz yemek. Hani yani, çünkü yine dediğim gibi kültürümüz yani tuzlu, yani tuza alışmışız. Evet. Hem benim sağlığımı etkiliyor ama tuzlu yaparsak da bu sefer de babamın sağlığını etkiliyor gibi. Yani bir çıkmaza sürükleniyor. Hani hangisini yapacaksın? İki farklı tencere mi pişecek? Bu nereye kadar sürebilir? Hani tuz falan daha hani yine dediğimiz gibi böyle müdahale edilebilir bir şey, evet, işte. Sonradan, sonradan hani ekle dediğiniz gibi oluyor, çok keyif vermese de ilk baştaki kadar. Orada da zaten önemli olan bir sınır var. O sınırı koruduğumuz aslında hiç kimse için bir problem teşkil etmez. Ama sınırı korumadığımız zaman her zaman için sıkıntılar çıkmaya başlar. Bunun yanı sıra çocukla alakalı söyleyeceğim. Şimdi mesela işte dediğiniz gibi evde birisinin eşi, birisinin kardeşi sebze yemeklerinden çok hoşlanmıyor. Evet. Yine ilk başta dediğiniz gibi çok geniş bir yelpazeye sahip kültürümüz olduğu için yemek konusunda. Kebaplar vesaireler varken özellikle Doğu toplumunda erkekler hep et. Et dışındaki besinleri çok fazla hani şey yapamıyor. Yine böyle modern yaşamla birlikte birazcık daha sebzelere alışmaya başladık ama bu da herkes için çok devam edilebilir, sürdürülebilir olmuyor. Evet. Yine de evde yapmaya çalışalım. Herkesin sevdiği bir sebze mutlaka vardır. Tabii ki. Ya da bazen öyle bir şey oluyor ki kuru baklagil. Kuru baklagillerden de illa herkesin bir tane ortak bir noktası vardır yani ama çok yapmayı ihmal ettiğimiz şeyler olabiliyor. Bunlarda da önemli olan bunları yapabilmek. Hani araya böyle serpiştirerek. Hani herkesin gönlü olsun ama sürekli et pişmesin yani bir evde. Şundan daha doğrusu şöyle düzelteyim. Et pişebilir ama etin yanında sebze yemeği de olsun. Ve bunları dengeli bir şekilde dağıtalım kesinlikle. Herkes istediğinden yiyebilir ama bu şekilde size özel, ona özel, ötekine özel 3 ayrı besin yapmaya. Yani diyette diye aslında dediğim gibi bir hastalık problemi ya da herhangi bir komplike durum yoksa özellikle evde farklı yemek pişirilmesini çok mantıklı bulmuyorum. Ama onun dışında 2-3 çeşit yemek zaten artık hepimizin evinde oluyor. Bunlardan siz size uygun olanını, eşiniz kendisine uygun olanını seçeceğiniz şekilde sofralar hazırlayabiliriz. Buna dikkat edebiliriz. Özellikle de evlerde çocuklar varsa, çocuklar çünkü çok böyle çekiyorlar. Evlerdeki her şeyi çektikleri için yani beslenme de çok büyük bile bir şey. Yetiyor. Yani gerçekten bir yemeği sevmesi böyle, noktasında. Evdeki birisi böyle bir yüzünü buruşturdu. Bakınca, ya yine mi ıspanak dediğinde mesela o çocuk onu kesinlikle direkt dediğiniz gibi alıyor. Ama işte oralarda da şunlara dikkat edilebilir. Sürekli mesela ıspanakla alakalı bir ara ıspanaklı pasta çıkmıştı. Reyhan Hanım daha böyle farkındadır şeyin. Mesela orada o tarz şeyler yapılabilir. Herkesin sevebileceği bir çeşit mutlaka olur. Hep şunu söylüyorum. Bir şey beğenilmediyse, bir şey sevmediysen bunun ona bir şans daha ver. Mutlaka bir şans daha olsun. Evet. İşte seveceğin bir çeşidi vardır. Bazen bazı hamur işlerinin içine katıyoruz ki hamur işleri çok tavsiye ettiğimiz bir şey değil ama şöyle bakılabilir. Her şey öcü gözüyle bakmayalım diyoruz ya. Evet. Hani bunlar da bizim hayatımızın gerçekleri ama tabii ki daha
kompleks karbonhidratlar dediğimiz tam tahıllılara yönelebiliriz bu noktada da. Hı hı. Tam tahıllılarla birlikte tam tahıllı unlar artık çok fazla kullanılmaya başlandı gerçekten. Her yerde var. Günümüzde her yerde dediğiniz restoranlarda da yani tam tahıllı pizzalar gibi hani ekstra bir tabii bölüm. Tabii mutlaka oluyor. Hamburgerlere artık 3 seçenek eklenmeye başladı. Dediğiniz gibi pizzalara eklenmeye başladı. Hani gittiğimiz birçok yerde artık bunları görüyoruz. Bunların yanı sıra biraz önce söylediğiniz gibi glutensiz beslenmeler, bu toleranslar da artık çok fazla bilindiği ve yaygınlaştığı için artık onlarla alakalı bile bir sürü çalışma yapılıyor ve gittiğiniz bir pastacıda, gittiğiniz bir pizzacıda, bir restoranda çok kolaylıkla glutensiz bir glutensiz beslenmenize uygun bir besin bulabiliyorsunuz. Evet. Yani dediğiniz gibi hani özel bir sağlık durumu olduğunda hani örnek veriyorum gluten alerjisi olan insanlar gibi bu tarz eliminasyon diyetleri zaten hayati önem taşıyor. Kişinin çünkü yaşam konforunu düşürüyor, yaşam kalitesini düşürüyor. Ama onun haricinde yalnızca estetik kaygısı, yani yalnızca estetik kaygısı da demeyelim. Tabii ki kilonun fazlası her zaman sağlığa zararı var. Ama bu noktada sürdürülebilir olması için sizin öneriniz aslında böyle diyet yemek yapmak. İşte light yoğurt tüketelim, light peynir alalım gibi değil ama yani normal yağlı peynir yiyelim ama porsiyonumuzu bilelim. Hani önümüze bütün peyniri koymayalım da tabağımızı değil mi? Mesela belki tabak küçültmeye gidilebilir. Kesinlikle. Tabak küçültme, ondan sonrasında yemeklerimizi yerken çatal kullanma. Çatal birazcık daha zorlayıcı olduğu için biraz bıkıyoruz. Daha zor oluyor. Hani bir de değil mi çatalı mesela yana koyma ağzımızdakini çiğnerken. Hani böyle çatal elimizde çok hızlı yeme falan bunlar zamanla çok fazla araştırma yapılmış üzerinde ve gerçekten etkisi kanıtlanmış şeyler. Cidden böyle çatalı dediğiniz gibi yan tarafa koyup çatalla yediğimizde tabağımızı küçülttüğümüzde çünkü bazen öyle bir şey oluyor ki kocaman bir tabak ve içerisinde yemek koyacağız. Normalde 3 kaşık yeterken şimdi 1 kaşık 5 kaşık falan koymamız gerekiyor. Çünkü bakıyoruz ki gözümüz doymuyor. Önce gözü doymalı insan. Onu doldurmaya çalışıyoruz. Kesinlikle. Bu tarz değişiklikler yapabiliriz. Sürdürülebilir olması için de dediğim gibi hani çok böyle bir şeyin light olması, form ürünler işte vesaireler kullanılmasından ziyade benim önerim her şeyin dengeli yeterli bir şekilde alınmasından yana. Tabii ki evinizde bazı değişiklikleri yapabiliyorsak yapalım. İşte dışarıdan ambalajlı yoğurt almak yerine evimizde mayalayabiliriz. Evet. Dediğiniz gibi en önem verdiğim nokta paketli gıda. Yani eve paketli gıda almadığımız zaman dışarıda da tüketimimizi minimum miktarda tutabiliyoruz. Ama eve aldığımız zaman bu sefer çocuğumuz yani çok fazla uyaran oluyor etrafımızda. Bir gün olmasa bir gün mutlaka ona gidiyor elimiz. Tabii başvuruyoruz. Yani ve özellikle işte hadi kendimize ayırdığımız vakitlerde hemen sağlıklı bir şeyler yapabilecekken ya da daha sağlıklı bir alternatif işte atıyorum bir meyve tercih edebilecekken evde cips varken işte dondurma varken çikolata varken hiçbirimizin eli bunlara gitmiyor tabii ki. Kaldı ki işlenmemiş olan gıdalarda çok fazla sıkıntı yok ama işlenmiş paketli ürünlerde gerçekten büyük bir sıkıntı söz konusu. Bu pandemide hatta çok fazla yapmaya başlamıştık işte evlerde cipsler, evlerde değil farklı tarifler. Onların yapılması çok daha etkili olacaktır. Arkada yaz yani paket okumak aslında çok önemli. Bu arkadaki ambalajın şeyini okuduğumuzda ve bunu birkaç kez tekrarladığımızda inanın birçoğundan vazgeçiyoruz. Yani sağlığım için bunu yapmama çok da gerek yokmuş yani. Yani ayda içeriye, yılda bir illa olur. Evet yani içeriye baktığınızda gerçekten uzun bir liste olunca hani zaten birçoğunu aslında anlamıyoruz da hani bu acaba neyi etkiliyor, neden bunu koymuşlar? Bu hani benim vücudumda nasıl bir değişikliğe sebep olabilir, nasıl bir etkiye sebep olabilir bilmiyoruz da. Hani her ne kadar okusak da, araştırsak da ya araştırdığımız noktada da aslında dediğiniz gibi birçoğunu bırakmamıza vesile olacak. Kesinlikle. Peki ben şunu da sormak istiyorum. Şimdi siz söylediğiniz kadarıyla hani ekstra evde yepyeni bir diyet yemeği pişmesin de porsiyon küçültmeye gidelim dediniz. Tabii. Ama hastalarınızda örnek veriyorum çok kilolu olan hastalarınızda ve tabii ki herkes hızlı bir şekilde yol almak istiyor, yol kat etmek istiyor. Bu mümkün mü? Bunu da ayrıca bir parantez konuşalım ama onun dışında en azından bir süreliğine bir diyet yani gerçekten özel pişme yemekler öneriyor musunuz? Hani o kişiye özel yürüyor musunuz? Şöyle söyleyeyim, bu durum birazcık kişiden kişiye değişebilen bir şey dediğiniz gibi. Çok yüksek kalorilerdeki yani çok yüksek
kilolardaki insanlarda direkt bir zaten çok çok altlardan başlayamıyoruz. Hani o yüzden aslında onlarda daha sıklıkla uyguladığım bir şey ki evde kendi yemeklerini kendileri yapsınlar. Kendi görerek yaptığımız zaman hani böyle bazen annelerimiz çok söyler ya. İşte ben yaptım yaparken doydum zaten. Evet, evet. Bunlara gidilebilir. Eğer bir bayansa tabii ki yani evin içerisinde bununla hemhal olabilecek birisi ise. Bunun dışında da yine aynı şekilde şu yapılabilir. Aynı beslenme programına uyulabilir ama aralarda mutlaka detoks dediğimiz. Evet. Detoksifikasyon. Normalde biz bunu zaten böbreklerimizle, karaciğerimizle bu tarz detoksifikasyon, vücuttan toksinleri atma işlemini, arınma işlemini zaten yapıyoruz. Ama bazı besinler bunda bize yardımcı oluyor. Ara ara dediğiniz gibi çok yüksek kilodaki ya da özel diyet uygulamamız gereken danışanlarıma bazen aralıklarla verebiliyorum bunları. Ama sürekli uygulanması, zaten sürekli uygulanabilmesi de mümkün olmayan şeyler olmadığı için o yüzden böyle ara ara şeklinde yapabiliyoruz. Genel olarak tercih etmiyorsunuz. Kesin. Evet. O zaman şimdi kısa bir ara verelim. Sonrasında detokslarla devam edelim. Tamam. Çünkü o da çok popüler bir konu. Evet efendim, çok kısa bir aramız var. Bizden ayrılmayın. Biraz sonra sizlerleyiz. Evet efendim, yine karşınızdayız. Ben hemen reklam arası olunca Reyhan Hanım'ın yanına koştum. Buradan çok güzel kokular gelmeye başladı. Kekimiz pişmiş. Evet. Kumpirimizi de ezmişsiniz, patatesini. Evet. İsterseniz kumpirle başlayalım. Efendim, patateslerimizi haşlamıştık. Yeni açan izleyicilerimiz için tekrar edelim sıcak isterseniz. Sıcak bir şekilde tereyağıyla ekleyerek, biraz da süt ekleyerek bir patates püresi kıvamı, tadı da vermek istiyorsanız o şekilde de deneyebilirsiniz. Ben sadece sıcak sıcak tuzla ve sıcak şekilde tuzla ezdim. Ezdik değil mi? Yaydık. Dibine de biraz yağ sürmüştük borcama. Evet. Yapışmasın diye. Şimdi garnitürlerimizi şöyle diziyorum ben. Tamamdır. Evet, hazır garnitürü kullanmak tabii, da çok tabii. pratik oluyor. Yani zaten. Ben böyle 3 tane farklı bir şey denedim ama zeytin, değil mi? Zeytin sevenler, sucuk, zeytin, sucuk ekleyebilirler. Yani bir kumpire ne yakışıyorsa siz kumpirciye gidip ne almak alıyorsanız, ne ekletiyorsanız onların hepsini yapabilirsiniz. Şöyle sosisle yapıyoruz. Evet, çocukların maalesef diyeceğim çünkü değil mi? Sosisten vazgeçemiyorlar. Kesinlikle. Evet, sosis de çok da yakışıyor kumpirimize. Biraz da mısır koyabiliriz, evet. Şöyle mısırlarımızı serpiyoruz. Fırından çıkardıktan sonra da yine böyle üzerine ketçap, mayonez isteyenler nasıl değil mi? Nasıl dilersiniz? Soslayabilirler. Barbekü sosu bile ekleyip yiyebilirsiniz. Değil mi? Evet, çünkü o da yakışıyor. Şöyle ben elimle serpeceğim. Ay, çok pratik şöyle. Oldu gerçekten. Aslında buradaki tek uğraştırıcı değil şey, ama o da uğraştırıcı değil. Evet, yani bir düdüklüye koyduğumuzda patatesimizi hemen bir 5-10 dakika içerisinde olabilecek bir şey. Haşlayabiliriz, evet. Bunu yine kaşarımız eriyene kadar. Tamamdır. Zaten her şey pişmiş olduğu evet, için. Evet, 200 derecelik fırında pişireceğiz. Siz fırınımıza gönderin onu. Sonrasında da birlikte rulo kekimizi de yapalım efendim. Elmalı çok güzel bir rulo kek hazırladı Reyhan Hanım bizlere. Bakalım nasıl olacak, nasıl saracak? Ben de çok merak ediyorum şimdi. Reyhan Hanım yine kekimizin üzerine de küçük güller değil mi? Süslemek amacıyla getirmiş. Olmazsa olmazımız evet, artık. Evet, değil mi? Sunum önemsiyoruz efendim. Sunumda böyle küçük detaylar çok güzel görülüyor. Kesinlikle. Şimdi harcımızda neler vardı? Harcımızda 5 tane elmayı rendelemiştik. Yarım su bardağı şekerimizle onları bir güzel karıştırıp pişirdik. Tamam, yağ koyduk mu? Hiçbir şekilde yağ koymadık. Başka bir şey koymuyoruz. Suyunu çekmesi de yakın tarçınını ekliyoruz. Tamamdır. Bir iki dakikada öyle karıştırıyoruz. Evet. Ondan sonra soğumaya bırakıyoruz. Soğuk olması önemli değil mi? Burada püf noktalarından biri. Kekimizi çünkü daha böyle sıcağıyla kötüleşmesin diye. Hem de kekimizin yaş olursa bir hoş. Değil mi? Biraz daha şey olur. Islatır. Islatmaz. O da hoş bir tat vermez. Kekimiz de normal yağsız bir kek hamuruydu. Yağsız. Sadece malzemeleri azaltılmış bir kek harcı. Evet. Daha önce de dediğim gibi eğer cevizli veya kuru yemiş içine artık fındık, fıstık, ceviz ne istiyorsanız. Şimdi bu aşamada. Bu aşamada elmaları koyduktan sonra üzerine serpin. Çok istemiyorsanız. Güzel. Pişirmeye gerek yok efendim. Kesinlikle.
Evet, her yerine yayıyoruz elmalarımızı. Havuçlu da deneyebilirsiniz. Hatta mevsimi gelmişken ayva denenebilir. Kesinlikle. Armut ayva karıştırılabilir, değil mi? Her türlü güzel meyveli bir harç hazırlayabilirsiniz efendim. Biz elma tercih ettik. Vişne de çok yakışır. Evet, bakın vişne de olabilir. Bir nişastayla marmelat yapıp, evet, bir gün de öyle deneyebiliriz. Şimdi şunu şöyle. Bu aşamada hiç acele etmiyoruz. Tamam. Kekimiz kırılmadı. Ben de acele etmiyorum. Evet, evet, acele etmeyin efendim. Gayet sakin bir şekilde yapalım. Kek hamurumuz kırılmasın diye yavaş yavaş Reyhan Hanım sarıyor. Bu arada hamurumuz fırından çıktıktan sonra soğumaya bekledik mi? Tabii tabii, bekletiyoruz. Tamam. Bir 5-10 dakika, en geç 10 dakika bekletiyoruz. Tamamdır. 10 dakika beklemiş bir hamurumuz var. İç harcımız da aynı şekilde zaten soğuktu. Soğutmuştuk. Evet. Evet, çok güzel oldu efendim. Kırılmadan tam bir rulo haline geldi. Ben tutuyorum. Tamamdır. Evet. Böyle yapıyoruz. Hı-hı. Üzerine pudra şekerimi serpeceğiz. Ben pudra şekeri denedim ama mesela beyaz çikolatayı benmele usulü eritip o şekilde biraz de daha işi abartıp kaloriyi artırıp, değil mi? Ben biraz hazır daha nevamızda buradayken kalorili tariflerle, evet, ama porsiyon dedik efendim Neva Hanım'da da, evet, yiyebilirsiniz ama porsiyonunuz az olsun dedi, ben oradan icazetimi aldım yani. Şuradan bıçağımızı alıyorum. Evet, şimdi bunu dilimleyeceğiz değil mi? Evet efendim, yine yavaş yavaş küçük dilimler yapıyoruz. Çok küçük dilimlerle koyuyoruz. Evet, porsiyonluk küçük dilimlerle. Çok da bir noktada porsiyonu ne kadar küçük tutsak da rulo olduğu için zaten. Evet. Kat İçinde kat de harcı evet, olduğu harcı için. Evet, harcı da var. Evet efendim. Çok güzel görünüyor. Şu şekilde. Evet. Rulo kekimizi sardıktan sonra yavaşça böyle porsiyonu hiç acele etmeden. Kadar. Evet. Az çok önce güzel yaptığımız görünüyor gibi. Evet. Üzerlerine de minik güllerle süsleyeceksiniz. Evet. Reyhan Hanım, evet, sunum yapmadan asla bir tarif çıkarmıyor efendim. Sunum çok önemli oluyor. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederim. Siz dilerseniz dilimlemeye devam edin. Tamam. Kumpirimiz de orada pişsin. Hı hı. Bizler Neva Hanım'la sohbetimize devam edelim. Tamam. Sonra birlikte yanınıza gelip bakalım neler yapmışız. Tamam. Birlikte konuşalım. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederim. Evet Neva Hanımcığım, reklamlara girmeden önce sizlerle en son detoks dedik. Detokslarda inanılmaz popüler. Şahsen ben de böyle çok ilgilendiğim salatalık suları, limonlu sirkeli sular. Evet. Değil mi? Yani böyle sabah aç karnına içtiğimiz. Kesinlikle. Biraz da kolay gelen. Yani bir diyet menüsü hazırlamak, hani az önce de konuştuğumuz gibi biraz daha zorluyor insanı ve çok sürdürülebilir olmuyor. Ama evet, sabah kalkıp bir su bardağı suya işte 3-4 kaşık sirke koyup içmek çok da zor değil ve sürdürülebilir. Aynen. Peki bunlar faydalı mı? Bunlar etkili mi? Detokslar hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunlar şöyle söyleyelim. İlk tam reklamdan önce de bahsettiğimiz gibi daha çok detokslar arınma olarak karşımıza çıkıyor. Evet. Kısa vadeli programlar oluyor. Detoksların maksimum faydasını görebilmemiz için, yani detokslardan bir fayda elde edebilmemiz için ve bu kilo anlamında tartıda gördüğümüz bir faydadan bahsetmiyorum. Evet. Bunun yanı sıra, çünkü kiloda tartıda bir değişim görebiliriz. Ama bazen çok bilinçsiz şekilde uygulanıp uzun süre aynı şeyler devam ettirilmeye çalışılıyor. Hı hı. Ve bu zaman böyle olduğunda ciddi yan etkileriyle karşı karşıya kalabiliyoruz. Aslında evet, popüler diyetlerin de en büyük dezavantajlarından bir tanesi bu. Uzun vadede uygulandığı zaman ciddi anlamda problemlere yol açabiliyor. Çinko eksikliği, magnezyum eksikliği vesaire gibi problemlerle karşı karşıya gelebiliyoruz. Burada aslında önemli olan detoks uyguladığımızda da detoks programları nasıl oluyor? Dediğim gibi bir arınma işlemi yapıyoruz vücuda.
haftalık bir gün olabiliyor. İşte ayda 3 gün şeklinde uygulayabiliyor. Bazen evet. bunların dozu arttırılabiliyor. Hı hı. Yoksa dediğiniz aslında elma sirkeli su. Suya elma sirkesi eklemek. Ya evet. da işte limon sıkıp Sıkmak, evet. Sabahları aç karnını bunu hı hı. tüketmek. Hı hı. Aslında mucizevi hiçbirisinin bir etkisi yok. Kaldı ki limon, sirke, mide rahatsızlığı, limon özellikle mide rahatsızlıkları da ciddi yan etkiler oluşturabilir. Hı hı. Bu şekilde bilinçsiz kullanıldığında. Evet. Fakat olumlu etkileri de var. Sirke sıktığımız zaman antidiyabetik etkisi dahi gözlemlenmiş bilimsel çalışmalarda. Evet, evet. Yapılabilir ama dediğim kişi kendini buna zorunlu hissetmemeli. Aslında az önce konuştuğumuz konuyla ilintili olarak evet bir yemek yapmaktan daha kolay geliyor. Ama burada da şu yanılgıya kapılmamalıyız. İşte diyet yapıyorsam işte yemek yapmalıyım, kendime özel şeyler hazırlamalıyım. Ya da diyet yapıyorsam illa ben bu sirkeli suyu içmeliyim ki kilo vereyim. Evet. Böyle bir şey söz konusu değil. Sadece ara ara bu tarz uygulamalar yapmak belki motivasyonumuzu bazen arttırabiliyor. Evet, evet. Ben danışanlarıma çok sıklıkla olmasa da adını da detoks olarak değil, hani kendinizi daha iyi hissedebileceğiniz, vücuttan toksinlerinizi, ödeminizi atabileceğiniz tarifler anlamında uygulayabiliyorum kendi danışanlarıma. Orada da onlara özellikle vurguladığım, önem verdiğim ve söylediğim bir şey var ki, bu diyorum tartıda sizde 1-2 kilo eksi gösterebilir ama evet. önemli olan yani burada bir sıvı kaybediyoruz aslında. Ve uzun süreli kullanırsanız diyorum bunu, hani bunu görüp bazen uzun süre kullanmak isteyebiliyorlar. Evet. Burada yanılgıya uğrarlar, ciddi bir sıvı kaybı olur vücuttan. Detokslarda bu da sıkıntı yaratır sonrasında. Tabii ki. Yani o ödem atmak dediğimiz aslında çok da faydalı değil mi buradan anladığım? Hayır, şöyle ödemi de belli bir şekilde attığımız zaman işte dediğim gibi hani çok sıklıkla 10 günde bir detoks suyu. İşte ben mesela genellikle ne diyorum? Detoks atıcı şeyler vardı. İşte hepimizin bildiği maydanozdur, limondur dediğimiz evet. gibi. Bu tarz sular hazırlayabiliyoruz. Bunları içebiliyoruz. Ama ilk olarak bakmamız gereken şey bunlar mucizevi değil. Bunlara mucizevi evet. gözüyle bakmamıza gerek yok. Yani sosyal ödem medyada atabiliriz. Çok pompalanıyor maalesef. Evet. Yani bakın işte 5 ayda 50 kiloyu nasıl verdim falan tarzı hesaplar çok popüler. Kesinlikle. Ve işte her gün şunları karıştırıp içtim. Yani okuduğunuz zaman bazıları evet daha yapılabilir şeyler. Ama bazılarını okuduğunuzda diyorsunuz ki yani bunu nasıl içtin acaba? Ya da bunu bu karışımları yaptığı